Şimdi hep beraber İsa Mesih'e koca bir alkış verelim. Sevgili dostlarım, bugün İsa Mesih'in adıyla ilgili küçük bir çalışma yapacağız. İsa'ya Rab, meleklerin Rabbi, göksel orduların kralı gibi isimler verilmiştir. Bu isimlerden biri de kurtuluş öncüsüdür sevgili dostlarım. Çünkü önümüzden giden ve açılması gereken tüm kapıları önümüzde açan O'dur. Aynı zamanda açık olmaması gereken tüm kapıları da O kapatır. Rab Tanrımız bugünkü programda eminim ki bizi bolca bereketleyecektir. Onun elinin çok güçlü bir şekilde çalıştığını biliyorum. Bu harikalar ve mucizeler yarattığı bir yer olacak. Mucizeler yapan Rabbimizin adı nedir? Kurtarıcımız İsa Mesih'tir. Ama Yeşaya bu muhteşem Rab için bize başka bir isim de öğretiyor sevgili dostlarım. Şimdi hep birlikte onu okuyacağız. Yeşaya 47. bölüm 4. ayeti okuyalım. Bizim kurtarıcımız İsrail'in kutsalıdır. Onun adı her şeye egemen Rab'dır. İsa göksel orduların kumandanı, meleklerin Rabbidir. Bizi koruyan ilahi güçtür. Bu güç bizi iyileştirir ve bizi kurtarır. Bu güç her türlü mucizeyi gerçekleştirir. Bu yüzden ona her şeye egemen Rab denmiştir. İsa Mesih'i sadece ellerinden çivilenmiş haliyle çarmıhta bizim için ölürken hayal etmeyin sevgili dostlarım. Bu bizim yerimizi aldığı zamanki haliydi. Onu iyiliğin güçlerinin kumandanı olarak hayal edin. İsa bu emirleri vermeye gücü yeten tek kişidir. O şunu yap dediğinde göksel güçler gidip onu yapar. Rabbin gücü harekete geçer ve her şey bu şekilde olur. Peygamber Samuel'in annesi kısırdı sevgili dostlarım. Çocuğu olmuyordu. Bu yüzden hor görülüyordu. Tapınaktayken yüreğini tamamen Rab'be açmıştı. Göklere yakarıyordu. Orada bulunan başkâhin Eli onun sarhoş olduğunu bile düşünmüştü. Sonrasında bu kadının ettiği duayı görelim şimdi. Hep birlikte 1. Samuel'i açalım sevgili dostlarım. Siz de benimle birlikte takip edin. 1. Samuel'in ilk bölümünde 1. Samuel 1. bölüm 11. ayet. Ve şu adağı adadı. Ey her şeye egemen Rab! Kulunun üzüntüsüne gerçekten bakıp beni anımsar, kulunu unutmayıp bana bir erkek çocuk verirsen, yaşamı boyunca onu sana adayacağım. Onun başına hiç ustura değmeyecek. Kadın burada her şeye egemen Rab'be dua ediyordu. Tekrar edeyim, Rabbin adına dua edebilirsiniz ve etmelisiniz. Öylece rüzgara karşı dua etmeyin. Rab, İsa Mesih'in adında bana yardım et. Bu şekilde değil, dikkatinizi tamamen Rab'be odaklamalısınız. O her şeye gücü yetendir. Göksel orduların kumandanıdır. Elinde tüm gücü bulundurandır. Tüm melekler onun buyruğunu dinler. Onun mucizeler yapma gücü vardır sevgili dostlarım. Çocuklarının ihtiyacı olan her şeyi yapar. Bunu yapmaya başladığınız zaman ne olur biliyor musunuz? Büyük bir başarıya ulaşırsınız. Şimdi 84. mezmuru açalım. 12. ayette Rabbin kutsal ruhunun bir başka tanımı var. Evet, mezmurlar 84-12. Ey her şeye egemen Rab! Ne mutlu sana güvenen insana! Kurtarıcımız olan Rab'be güveniyorsanız ne mutlu size! O bizim yerimize ölmüştür. Ona güvenirseniz bereketlenir ve başarılı olursunuz. Bereketlerinize kavuşursunuz. Başarı dolu bir hayat yaşarsınız. Yaptığınız her işte, yapmaya karar verdiğiniz her şeyde başarılı olursunuz sevgili dostlarım. Çünkü Rab'be güvenenler her zaman çok başarılı olur. Davut aynen böyle yapmıştır. Bu hikaye üzerinde daha önce birkaç defa çalışmıştık. Şimdi 1. Samuel'e tekrar dönelim sevgili dostlarım. 1. Samuel 17. bölüm 44. ayette şunları söylüyor. Siz de benimle birlikte takip edin lütfen. Bana gelsene, bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim dedi. Davut gözü dönmüş bu dev karşısında hiç titremedi. Bu koca dev usta bir savaşçı ve halkın büyük bir kahramanıydı. Küçük Davut'un canını almaya hazırlanıyordu. Ama Davut şöyle cevap verdi. 45. Davut, sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun diye karşılık verdi. Bense meydan okuduğun İsrail ordusunun Tanrısı, her şeye egemen
Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. 46. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. 47. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Özel yaşamınızda ya da aile yaşamınızda çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olabilirsiniz. Ama Rabb'e güvendiğiniz anda ve Rabbin sözünde duruşunuzu belirlediğiniz anda düşmanın karşısına çıkabilirsiniz. Onun ne kadar tehditkar olduğu önemli değil. Rab Tanrı'nın adında zafer sizin. Bu koca devin Davut'un yüreğini nasıl korkutmaya çalıştığını gördük. Ona meydan okuyor ve gel bakalım küçük çocuk, sana benim karşıma çıkanlara ne yaptığımı göstereyim diyordu. İnsani bakış açısıyla bakarsak onun kazanacağından şüphe yoktu. Ama Davut dedi ki, sen kılıçla, kalkanla, palayla üzerime geliyorsun, bense İsrail ordusunun Tanrısı, her şeye egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Rab seni elime teslim edecek. Ve öyle de oldu. Davut o koca devi alt etti. Kardeşler, böylesine bir iman, Rabb'e duyulan, böylesine bir güven, böylesine kusursuz bir eminlik tüm insanların yenilgi içinde yaşamalarına son verip onları zafere götürebilir. Sıkıntı çekmeyi bırakıp tam ve eksiksiz bir kurtuluşa ulaştırır. Düşman hayatınızda tam olarak ne yapıyor? Sizi korkudan titretmek için ne tür tehditler savuruyor? Sakın korkmayın. Düşmandan sakın ola korkmayın. Şeytanın tüm tehditleri karşısında dikilin. Her zaman Rabbin sözüne dayanarak karşı durun. Rab Tanrı'nın adında göksel orduların Rabbi sizinledir. Hiç unutmayın, İsa Mesih'in adını kullanırken Rabbin tüm gücünü kullanmış olursunuz. Çünkü o göksel orduların kumandanıdır. Dualarınızda ilan ettiğiniz tüm zaferlerinizi gerçekleştirecektir. İster basit bir baş ağrısı, ister iflasla, ister kanserle mücadele ediyor olun, ister AIDS, ister başka bir problemle karşı karşıya olun. Davut demişti ki, sen benim üzerime kılıç, kalkan ve palayla geliyorsun. Tüm yok edici gücünle birlikte geliyorsun. Ama ben senin üzerine Rab Tanrı'nın adıyla geliyorum ve tüm dünya Rabbin kılıç ya da kalkanla değil, Rabbin adındaki imanla kurtardığını görecek. Çünkü bu savaş zaten Rabbindir. Bu yüzden seni ellerimize teslim edecek. Yani bir başka ifadeyle sevgili kardeşler, Rab Tanrı bizim yanımızda savaşarak şeytanın tüm güçlerini yenmekten büyük keyif duyar. Eğer şeytan size saldırmak için üzerinize geliyorsa, eğer sizi yenilgiye uğratmakla tehdit ediyorsa, eğer sizi herhangi bir sıkıntıyla korkutuyorsa titremenize gerek yoktur. Rabbin kutsal sözünde söylenenlere tutunun, kararlı olun. Tıpkı genç Davut'un yaptığı gibi 1. Samuel 17:47. Bütün bu topluluk Rabbin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten Rabbindir. O sizi elimize teslim edecek. Şeytanın esenliğinizi çalmasına izin vermeyin. Eğer size zarar vermek için gelir ve ailenizden birini alırsa, gelir kaynağınıza saldırırsa ya da Rab Tanrı'ya ait olduğunuz için size sıkıntı vermeye çalışırsa, Rab Tanrı'nızın adında kötülüğün tüm güçlerin karşısında durabilir ve onları yere serebilirsiniz. Emin olun ki Rab Tanrı'nızın görkemi için en büyük zafer kazanacaksınız. Bunun başka bir yolu yoktur. En yüce olan Rabbin çocukları için başka bir ihtimal yoktur. Şimdi İbraniler 5. bölüm 9. ayeti açın. Orada şöyle söylüyor. Yetkin kılınınca sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. İsa yetkin kılınmıştır. İsa bizim yerimize ölmüştür. Peki bunu neden yapmıştır? Neden hayatını bizim için vermiştir? Neden bizim hastalıklarımızı ve zayıflıklarımızı yüklenmiştir? Neden onun ceza çekmesi bize esenlik getirmiştir? İsa bizim sonsuz kurtuluşumuzun kaynağıdır kardeşlerim. Bu kurtuluş planını yazan O'dur. Ve bu kurtuluş yalnızca sonsuz yaşamdaki kurtuluşumuzu değil, her anlamda kurtuluşumuzu kapsamaktadır. Buna bu dünyada alacağımız şifa, ruhumuzun esenlik ve huzuru, ekonomik zenginliğimiz, yaşamımızın ve varlığımızın her alanı dahildir. İsa bizim yerimize acı çekti ve yetkin kılındı. İsa neden öldü? Sonsuz kurtuluşumuzun kaynağı olmak için öldü. Bugün bu yüzden bizim korkmamız gereken hiçbir şey yoktur. Peki ya şeytan tekrar gelir de beni yenilgiye uğratırsa? Ya beni tekrar yanlış yollarda yürümeye ayartırsa ve sonsuz kurtuluşumu kaybedersem? Hayır, artık bunu yapamayacak. Bize verilmiş olan bu kurtuluşu evrendeki hiç kimse elimizden alamaz. Ben artık Rab'de, Rab de bende yaşamaktadır.
Göksel orduların kumandanı ve kurtuluş öncüsü her zaman benim yanımda olacaktır. Bu yüce Rabbin adında savaşlarımı vereceğim. Çünkü bu savaş zaten Rabbin savaşıdır. O zaman bana zaferi sunacaktır. Eğer bu bilinçle hareket edersem, sorunum insani bakış açısından bakıldığında çözümsüz gibi görünse bile kesinlikle çözülecektir. Bana savrulan tehditlerin ne kadar büyük olduğunun bir önemi yok. Baktığımda hiçbir çıkış yolu yok sanırım. Her şeyimi kaybedeceğimi, iflas edeceğimi, tamamen mahvolacağımı düşünürüm. Ama bu mümkün değildir. Ayağa kalkacağım ve Rab benim hayatımı kurtaracak. Hiçbir şüpheye meydan bırakmadan Rab Tanrı'nın kurtarıcım olduğunu göstereceğim. Kurtarıcım Rab'dir. O göksel orduların kumandanıdır. Ve Rabbin adında her zafer ilan ettiğimde Rabbin gücü harekete geçerek bana bu zaferi verir. Hayatımda ulaştığım bu zafer göklerdeki babanın görkemi içindir. Kardeşler, Rab İsa Mesih'in adında bu zaferi kazanacağımızın güvencesine sahibiz. Şimdi siz de benimle birlikte 89. mezmurdan 8. ayeti açın lütfen. Orada bu konuyla ilgili çok önemli şeyler gösteriyor. Hadi hep birlikte 89. mezmurdan 8. ayeti açın. Ve burada bu konuyla ilgili almamız gereken dersi alalım. Ya Rab, her şeye egemen Tanrı, senin gibi güçlü Rab var mı? Sadakatin çevreni sarar. O halde Rab'be dua etmek üzere her yaklaştığınızda hatırlayın. O Rab'dir. Göksel orduların kumandanıdır. İyiliğin, tüm güçlerin başında O vardır. Tüm bu ordulara emir veren O'dur. Kim O'nun kadar güçlü ve egemendir? Hiç kimse. O her zaman üzerinde sadakat kaftanları giyili olarak dolaşır. Yani başka bir ifadeyle, kutsal yazılarda sözünü verdiği her şeyi Rab mutlaka yerine getirir kardeşlerim. Verdiği tüm sözleri tutar. İsa Mesih demiştir ki, yeryüzü ve gökyüzü bir gün ortadan kalkacaktır ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacak. Rab Tanrımızın asla ve asla bırakmayacağı bir şey onun sadakatidir. Rab söz verdiği her şeyi gerçekleştirecektir. İster kutsal kitabı okurken, ister bir vaaz dinlerken, ister kutsal yazılar üzerinde düşünürken olsun, Rab size bir şey açıkladığında ve siz onu anladığınızda en içteki varlığınızda iman yeşermeye başlar. Size açıklananları yüreğinizin en derinlerinde saklayın ve Rabbin o anda size söylediği şeyi hiç unutmayın. Ona sıkıca tutunun ve Rab'be her dua ettiğinizde hatırlayın, konuştuğum Rab bu Rab'tı deyin. Hayatta ihtiyacım olan her şeyi gerçekleştiren Rab'le konuşuyorum. Dualarımı yönelttiğim Rab Tanrı budur. Hizmet ettiğim Rab Tanrı budur. Bu Rab sadıktır. Rabbim güçlüdür. Dünyada onunla kıyaslanabilecek hiç kimse yoktur. Onun her şeyi yapmaya gücü yeter. Tek bir bakışıyla, tek bir nefesiyle tüm düşmanlarını yok edebilir. Rab Tanrım, İsa Mesih'in adında zafer benim olacak. Her zaman yardımcım olarak yanımda sen varsın. Sen benim zafer kaynağımsın. Rab size İsa Mesih'in adında zaferinizi verecek. Şimdi hayatlarınızı bereketlememe izin verin lütfen. Sizin için dua etmek istiyorum sevgili dostlarım. Baba, bize bugün açıkladığın şeyler için yüreklerimizin derinliklerinden sana teşekkür ediyoruz. Rab, sen göklerin ordularının kumandanısın. Rab Tanrı, kim senden daha görkemli, kim senin kadar güçlü olabilir? Sen her zaman sadıksın sevgili Rab. Ve ben sana, yani kurtarıcıma dua ediyorum. Şu anda beni dinleyen herkes adına şimdi sana sesleniyorum. Onlardan bazıları korkunç sıkıntılar yaşıyorlar. Bazıları hastalık çekiyor ve çaresizler. Ama her biri senin iyiliğini tadacak. Ve sen onlara yardım edeceksin. Onlara dokun İsa Mesih'in adında. Amin. Amin. Rabbin adına övgüler olsun. Az sonra devam edeceğiz sevgili dostlarım. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Kaç taneniz sırtında ya da belindeki problemler nedeniyle dua istiyor? Doktor Suarez, ben gerçekten bunu istiyorum. Kaç kişinin sırtında rahatsızlığı var? Ellerinizi kaldırın lütfen. Lütfen ön tarafa doğru gelin. Sizin için dua edeceğim ama önce bir şey açıklamak istiyorum. Rabbin şu anda sizi iyileştirmesi kolay. Ama dua etmeden önce size bir şey öğretmek istiyorum. Yoksa bu asla işe yaramayacaktır. Rab'den elini uzatmasını ve sırtınıza dokunmasını isteyeceğim. Sorununuz neredeyse Rab oraya dokunacak. Rab bunu kesinlikle yapacak. İsa demiştir ki, benim adımda istediğiniz şeyleri sizin için yapacağım. Şimdi bana bakın lütfen. Gözlerinizi buradan ayırmayın. Rab yargı gününde size bu anı tekrar gösterecek. İman duasını bitirdikten sonra size şunu söyleyeceğim. İsa Mesih'in adında daha önceden yapamadığınız şeyi yapın. Diyelim ki önceden çömelemiyordunuz, o zaman çömeleceksiniz.
Doktor Suarez, ben bunu yapamıyorum. Böyle diyorsanız yere doğru eğileceksiniz. Eğer o anda düşünürseniz acaba bunu yapabilir miyim derseniz bunu denemeyin. Kendi kendinize acaba mı diye sormayın. O zaman çok ağrıyacaktır. Neden? Çünkü acabalar ve eğerler şüphe sözcükleridir kardeşlerim. Lütfen bana bakmaya devam edin. Birbirinizle konuşmayın, bereketinizi kaybedersiniz. Şüphe duyan insanlar şeytanın ellerindedir. İnanan insanlar İsa'nın ellerindedir. Rab İsa'nın elinde olanların yaşamlarında çalışabilir. Şimdi Rab Tanrımızın çalışacağına inanacak mıyız? Rabbin ihtiyaç içinde olanların %100'ünü iyileştirdiğine şahitlik ettim. Bu bazen %20, bazen %40, bazen %80-90 alıyor ama %100 olduğunu da gördüm. Şimdi sağ elinize şu şekilde bakın ve duamda bana katılın. Baba. Baba. Meleklerin Rab Tanrısı. Senden şimdi güçlü elini bu ellerin üzerine koymanı ve gücünü onlara aktarmanı istiyorum. Rab Tanrı, senin büyük gücün bu ellerin her birine aksın. İyileştiren gücün, kurtaran gücün, harikalar ve mucizeler yaratan gücün, şeytanın tüm yaptığı işleri bozan gücün, yenileyen gücün, İsa Mesih'in adında bu ellere dolsun. Amin. Şimdi bana bakın millet, ellerinizde artık Rabbin gücü bulunuyor. Şimdi elinizi boynunuzun arkasına, omurga kemiğinizin ucuna koyun. Sırtınızın daha aşağısına da koyabilirsiniz. İster oraya ister aşağısına koyun. Tüm imanınızla odaklanarak bana katılın. Ve ben İsa Mesih'in adında dua ederken imanınızı benim imanımla birleştirin. İsa Mesih'in adında. İsa Mesih'in adında. Bu insanların, sırtlarındaki tüm rahatsızlıkları reddediyorum. Reddediyorum. Şeytandan bu hayatları terk etmesini istiyorum. Terk etmesini istiyorum. Senin yüce ismine inanıyoruz ve güveniyoruz. İmanla odaklanın. Baba, burada İsa Mesih'in adında bulunuyoruz. Sana tüm bu insanlar için dua ediyorum. Baba, senden sonsuz gücünle gelip buradaki her bir insana dokunmanı istiyorum sevgili Rab. Baştan aşağıya baba. Çünkü kayan omurga kemikleri yerlerine oturmalı sevgili Rabbim. Onların bel fıtıklarını iyileştir. Tüm sorunlarını düzelt Rab. Tüm bozuklukları iyileştir. Kamburlukları düzelt. Omurga eğriliklerini düzelt. Eklem iltihaplarını iyileştir. Romatizmaları iyileştir. Rab yanlış olan her şeyi düzelt. Rab bu kasları iyileştir. Bu kirişleri iyileştir. Rab senden şu anda mucizeler yapmanı istiyorum. Sevgili baba, bu insanlara şifa ver. Bana vermiş olduğun yetkiyi kullanacağım ve hem burada olanları hem de ekranları başında olanları bereketleyeceğim. Her nerede dua ediyorlarsa olsunlar. İsa Mesih'in adında şeytanın tüm etkinliğini kırıyorum. İsa Mesih'in adında, meleklerin, Rabbin adında şeytanın tüm gücünü kırıyorum. Tüm kötülüklere emrediyorum. İsa Mesih'in adında bu insanların hayatlarını terk edin. İsa Mesih'in adında. Senin yüce ismini övüyoruz Rab Tanrım. Gözlerinizi açın şimdi, inanıyor musun? Ellerinizi gökyüzüne doğru kaldırın ve Rabbe size şifa verdiği için teşekkür edin. Şimdi 4 defa aşağı doğru eğilin ve daha önceden ne yapamıyorsanız onu yapın. Ama çabuk olun. Eğer çok beklerseniz yapamazsınız. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Aa Doktor Suarez, iyileştim. Kaç kişi böyle diyor? Kaç kişi iyileşti ve şimdi iyi hissediyor? Ellerinizi kaldırın. Rabbe şükürler olsun. Neredeyse %100'lük bir iyileşme var. İsa Mesih'i alkışlayın çünkü o iyidir. Şimdi ayağa kalkalım ve programımızı duayla kapatalım. Rabbin yüreklerimize söylediklerine inanalım. Başınızı eğin ve gözlerinizi kapatın. Baba, bugün yaptığın şey için sana teşekkür ediyoruz. Ekranları başında olanları da, burada olanları da bereketle. Elini uzat ve tüm bu insanları bereketle. Onların her birini bereketle Rab. Bu insanların kurtuluşa ihtiyacı var. Böbreklerinden rahatsız olan bu insanların iyileşmeye ihtiyacı var baba. Sorunu nerede olursa olsun onu iyileştir. İmanımı şimdi bu insanların imanıyla birleştiriyorum. Kardeşler, imanım şimdi sizin imanınızla birdir. Bu duada şimdi bana katılın. İsa Mesih'in adında tüm rahatsızlıkları azarlıyorum. Tüm zayıflıkları azarlıyorum. Şeytan git buradan. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı'nın adında şeytan bu insanları rahat bırak artık. Mucizelere inanır mısınız? Há duas semanas eu tava sem trabalhar, tava indo pro hospital, voltando pra casa com muita dor na coluna, escoliose. E Deus voltou minha coluna pro lugar agora. Graças a Deus. E bonito, por que você não podia fazer? Eu não podia fazer isso, ninguém. Faz exercício agora aí. Pra frente agora. Sinto mais nada. Fala aí, pessoal. Acabou. É, Jesus.
Televizyon kameralarının göz önünde bu mucize gerçekleşiyor. 40 yıldır binlerce kişi, on binlerce kişi Doktor Suarez'e koşuyor. Dua ediyorlar. Rabbin gücüyle şifa buluyorlar. Mucize buluyorlar. Ve milyonlarca kişi buna şahit oluyor. Doktor Suarez'le mucizeler gerçekleşiyor. Rab gücünü gösteriyor. Buna siz de sahip olabilirsiniz. Gelin ve izleyin. Gelin, mucizenizi alın.